Ay çok yoruldum, asansörle çıkalım. Bir de gider çay demleriz kendimize mis gibi. Ayaklarımızı uzatırız. Oh! Pınar çay içmekten miden delinecek ha. Ya yenge, Pınar abla çayla besleniyor. Ama ben çok açım. Aa, niye çayla beslenelim canım? Simit yedik ya. Vallahi bibim simit, te yemek dediğinizi diyorsa beni bir dakika karnınızda bırakmaz. Ya tamam oğlum, ben doyuracağım seni. Öyle gözlerini dikip bakma ablana. Sultan Hanım az bakarsınız. Ha, dene diyeceksin. Ben demeyeceğim, müdür diyecek. Odasına çağırıyor. Müdür odasına çağırıyor. Ne diyecekse gelsin, o yukarıda söylesin. Ama Sultan Hanım. Müdürmüş, Allah Allah, sanki okul burası. Hadi geçin, geçin. Geç. Geçin haydi. Geç, 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 geç. Bilin bakalım kim? Yılmaz. Yılmaz Ankara'dan dönmedi. Yoksa döndü. Bence bebim gelmiştir. Yok, bence müdür gelmiştir. Bakalım bize ne fırça atacak. Sultan Hanım, odama çağırdım, reddetmişsiniz. Ha, ben en son ortaokuldayken gittiydim müdürün odasına. Maşallah, hem esprili hem rahatsınız. İyice de yerleştiniz, bir odada üç kişi. Bakın Sultan Hanım, parayı geciktirdiniz, bir şey demedik. Tüp getirdiniz, yemek pişirdiniz, her tarafı kokuttunuz, yine bir şey demedik. Ama dün akşamki olanlar artık yetti. Sadede gel müdür, ne diyorsun? Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin diyorum, hemen. Aa, ne oluyor ya? Nasıl? Şimdi siz bizi bu saatte kapının önüne koyuyorsunuz. Sizin vukuatınızın saati mi var? Bir an önce toplanın da bitsin bu şamata. Yahu siz ne insansız birisiniz? Biz ne yapacağız iki kadın bir tane çocuk gecenin bir vakti sokakta? Ya Pınar, tamam kendimizi acındırmak mı istiyorsun? Tamam siz gidin, biz toparlanacağız. Burası bir ticarethane. Ya tamam, dedin ne diyeceksen de git hele. Hayret bir şey ya, bir bu eksikti. Of. Biraz üşüyeceğiz tabii ama. Olsun, macera yaşamış oluruz artık. Şimdi el alem ne diyecek? Aman Sultan abla, el alem ne derse desin Allah aşkına. Merak etme sen. Biz izimizi kimseye belli etmeyeceğiz. Hep onların yüzündendir. Zulümleri bizedir. Yemin ederim bu kelime esas çocuk çıktı ha. Sen de takım ruhu var. Tamam haydi, haydi kalkın toparlanalım. Haydi kalk. Abla. Ha? Gene ne hatamızı gördün? Gidiyoruz işte. Yok abla. Vallahi benim bir suçum yok ha. Müşteriler gidip müdüre şikayet etmişler. Yoksa ben bir şey söylemedim. Tamam kardeşim, tamam. Sen zaten yeterince katlandın bana. İnanıyorsun değil? İnanıyorum. Yapabileceğim bir şey varsa? Sağ olasın. Abla, ha? Anamdan sonra en güzel fasulyeyi senin elinden yedim ha. Evin bu sattığında kimse yoktur, korkmayın. Şişt. Ya bizim gibi başını sokacaktan mı olmayan başkaları da varsa? Aman abla, kim olacak Allah aşkına? Hem olsa ne olur? Dükkan bizim dükkanımız değil mi? İstediğimiz zaman girer, istediğimiz zaman çıkarız. Kime ne? İyi de biz dükkanı açmaya gelmiyoruz. Gece vakti kadın başımıza bizi burada görürlerse rezil oluruz vallahi. Hele biri bir şey desin vallahi okurum canlarına. Hem ben yanınızdayım değil. Thank you.
Sanki tavuklara servis yapacaklar. Pınar, Kerim, Pınar, Kerim. Esnaf ana geldi, kalkın ya, ben kime söylüyorum? Hadi kalkın, sabah gelmiş gibi yapmamız lazım. Ya bu ne biçim iş ya? Bu saatte dükkan mı açılır? Kesin bu esnafın bize kastı var, ben sana söyleyeyim. Ya gerçi bir tek insan gelmiş. Veli abi. O espriyi dün yapmıştın, yedik, yine yemezler. He valla yenge, ben de hiç korkmadım. Siz de beni iyice yalancı çoban belediniz ha. Veli abi aşağıda ve ihtimal yukarı çıkıyor. Ne yapacağız? Sen ciddisin abla. Ay abla, ne yapacağız şimdi? Açma kapıyı o zaman, görmesin içeride olduğumuzu. Peki biz sabah geldiysek niye kapıyı arkadan kilitliyoruz? Ay ne yapacağız? Yenge sen bana bırak. Günaydın Veli abi. Günaydın. Ya yenge bana kızıyorsun. Bu saatte koşarak geldim diye. Ama bak kilidi tamir ettim. Ben gelmeseydim ne yapacaktı? Ha? Ha? Ha! Sen niye bu saatte geliyorsun oğlum? Ya Veli abi, inanmazsın, bu çocuk hep böyle ha. Ya ben kuyruğum gibi. Ben ne zaman bir şeye başım sıkışsa hemen bunu karşımda görüyorum valla. Aferin sana. Aferin sana. He. Sen de pek erkencisin bugün Sultan Hanım. Ne yapayım Veli abi? Biliyorsun işte, taze esnafız. Temizliği var, bulaşığı var. İşlediğim bitmiyor. Komşu niye bu saatte burada? Sen niye buradasın? Sözleşme şartlarına uymayanın, kirasını vaktinde ödemeyenin akıbeti işte. Dükkanı boşaltıyor. Yapacak bir şey yok. Öğlen oldu Ensar. Hala boşaltmadın dükkanı. Yahu tamam tamam, bitti işte. Ne sıkıştırıyorsan insanı. Bir de kızıyor ya. Dükkanımı işgal ederken iyiydi. Ya o nasıl laf Veli abi? Biz senin kiracıyız. İşgalci değiliz. Boş konuşma ya. Kirasını ödemeyene kiracı denir. Az müsaade et Veli abi. Parası olunca öder. Yazıktır, günahtır ya. Sen işine bak Sultan Hanım. Sana fikrini soran olmadı. Oh, eline bir çekiç almışsın, çakacak çivi arıyorsun ha. Hop, ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor. Ama sen Allah'tan korkmuyorsun, bir de çemkiriyorsun. Vay! Siz birlik olmuş bana isyan ediyorsunuz ha? Yok, öyle değil. Estağfurullah abi. Bana bak Sultan Hanım. Herkes işini gücünü bilecek, hesabını iyi yapacak. Burası ticaret yeridir, Kızılay çadırı değil. Kirasını, senedini ödeyen öder. Ödemeyen kendini kapıda bulur. O kadar. Hadi sen de acele et biraz. Hadi.